Bugün bildiğiniz gibi Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kemal'in katili yargılanıyordu ve bu yargılamanın sonucunda katil beraat etti. Aslında biz bu beraat kararını çok önceden öngörebiliyorduk. Hatta olayın ilk günden itibaren bunu öngörebiliyorduk. Çünkü olay esnasında, olaydan hemen sonra devletin ilk refleksi delilleri ortadan kaldırmaya çalışmasıydı. Hatta bunları ortadan kaldırdığını düşünen devlet daha sonradan vali aracılığıyla alana girmek isteyen bir canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini basına duyurdu. Fakat bir gazeteci arkadaşımız hayatı pahasına elinde sakladığı delilleri, fotoğrafları basına verdikten sonra olayın iç yüzü ortaya çıktı. Olay bir canlı bomba değil, bir infaz oldu ortaya çıktı. Bu dava sürecinde gerçekten bizim için yorucu bir süreçti, üzücü bir süreçti. Hatta zaman zaman işkenceye dönüşen bir süreç oldu. Bundan en çok tabii ki annem etkilendi. Her duruşmada evladının katilinin yüzüne bakmak zorunda kaldı. Bu davada tek bir kişi ceza aldı. O da olayı aydınlatan sevgili Abdurrahman Gök arkadaşımızdı yani katil beraat etti, olayı ortaya çıkaran ceza aldı. Öfkeliyiz, endişeliyiz e, ama e, gerçekten çok kaygılıyız. E, çünkü bu e, cezasızlık politikası e, yeni cinayetlerin de kapısını ardına kadar aralıyor. E, devlet aslında bize bir mesaj verdi bu beraat kararıyla. E, kameralar önünde, kameralar arkasında e, nasıl isterseniz e, öldürebilirsiniz. E, yeter ki öldürdüğünüz Kürt olsun hiçbir şekilde ceza almayacaksınız. Biz sonuna sonuna kadar arkanızdayız mesajı verildi. Elbette ki biz her şeye rağmen bütün bu olumsuzluklara, bütün bu adaletsizliklere rağmen sürecin takipçisi olacak, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte bizim yanımızda duran Diyarbakır Barosu'na, siyasi partilere, Kürdistan halkına ve değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.